Sokaklarda yürüdük dedik. E sokaklarda yürümez diyenler 15 Temmuz'da meydanlarda, sokaklarda oldular. Haklı olarak ve meşru olarak bizler de olduk. Demek ki sokakların bir anlamı var, meydanların bir dili var. Tıpkı bu cuma Tunceli'de olacağı gibi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi biz cuma günü PKK terörünü kınamak üzere Necmettin Yılmaz kardeşimizin şahsında masum öldürülen tüm sivil yurttaşlarımız, askerlerimiz ve polislerimizin anısına Tunceli'de yine sokaklarda yürüyüş yapacağız değerli arkadaşlarım. Teröre karşı, terörün karşısında durmak için elimizde parti bayrağı olmayacak. Ben de yarın Tunceli'ye gidiyorum. Arkadaşlarımızla beraber elimizde Türk bayrağı olacak, karanfiller olacak. Hepinizi bekliyoruz bu yürüyüşe. Teröre karşı ortak bir duruş sergilenmediği müddetçe, bir milli beraberlik sergilenmediği müddetçe terörün üstesinden gelemeyeceğimize inanıyorum. Tunceli'de yakılan bu fitilin, ateşlenen bu kıvılcımın Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Yeter artık diyoruz teröre. PKK'sına, DHKPC'sine, DAEŞ'i, IŞİD'i, her neyse elinde silah tutan herkesi lanetliyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak elimize parti bayrağı taşımadan, sadece karanfil ve Türk bayrağı taşıyarak Tunceli'de bir yürek olmaya sizlere davet ediyoruz değerli arkadaşlarım. Gelin burada beraber olalım. Gelin o sokaklarda beraber teröre karşı beraber omuz omuza yürüyelim. Böylesine bir ortamda hak, hukuk, adalet derken herkesi içine alan bir kavram, terör de herkesi içine alan bir kavram. Şimdi yüreğimizi ortaya koymanın zamanı. Şimdi hep beraber bu gencecik öğretmenin şahsından, onun anısından ve ona olan saygımızdan güç alarak teröre karşı birlik olma zamanı. Türkiye'nin terörü yenecek birikimi, dinamikleri, potansiyeli vardır. Türkiye'nin her türlü sorunu konuşarak çözecek bir aklı vardır. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye'de biz bütün devasa sorunlarımızı konuşarak çözebiliriz değerli arkadaşlarım. Bunu yapacak gücümüz var. Hem bu yapacak gücümüzü harekete geçirelim, hem de teröre asla prim vermeyelim. Hepinizi cuma günü Tunceli'de hiçbir parti bayrağı altında olmaksızın gerçekleştireceğimiz yürüyüşe davet ediyorum. Biz de Tunceli'den yükselecek sese tercüman olmaya çalışacağız. Bu sese sizler de kulak verin.